Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, yeni yıl ilk beklenen veri enflasyon verisiydi, açıklandı. Daha önce İTO açıklamıştı. İTO yıllık enflasyonu 74,88 olarak açıklamıştı. Bugün hem TÜİK hem de ENAG açıkladı. TÜİK'e baktığımızda aylıkta 2,93, yıllıkta da 64,77 dediler ki yıl sonu beklentileri orta vadeli planda %65'ti. Diğer taraftan ENAG'a baktığımızda da aylıkta 4,12, yıllıkta da %127,21 oldu. Tabii bununla birlikte maaşlara gelecek zamlar da aslında netleşmiş denilebilir. Hepsini değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Her çarşamba olduğu gibi ekonomist Onur Çanakçı bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. İyi bir sene diliyorum her şeyden önce. Evet, umarız diyelim. Gerçekten iyi bir sene olacak mı 2024? Hayır tabii ki. Çok net bir cevap oldu. Yani şöyle söyleyeyim, herhangi bir şekilde 2023'te hani derler ya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şimdi buradan yola çıktığımızda herhangi bir şekilde önümüze gelen hiçbir doğru bir şey olmadığı için 2023 senesinde, 2024 senesinde de aynıları devam edecek. Çünkü neden? Şimdi hala karşımızda bu ülkeyi idare eden, memur ve asgari ücret zamlarının enflasyon olduğuna inanan bir bakanımız var. Yani kur korumalı mevduat, lüks şatafat, ekmeğin, buğdayının bile dışarıdan ithal edilmesi, seçim çalışmaları için harcanan para ve para genişlemesi herhangi bir şekilde enflasyona yolu açmıyor. Ama asgari ücret ve emeklilerin rakamları bir şekilde enflasyona yol açıyor. Zaten bu zihniyette hareket eden bir yapının idare ettiği sistemin bizleri nereye getireceği aşikar. Şimdi diyorsunuz ki 2024 senesinde nasıl geçecek? Ya bugün asgari ücrete %49 zam yapıldı. Doğru mu? Ne oldu sizin %36'nız? Demiyorum ki keşke daha az yapılsaydı demiyorum. Ne oldu 36'lık enflasyon beklentiniz? Madem 36'lık enflasyon beklentiniz var, nasıl %58-59 yeniden değerleme artışı yapıyorsunuz? Neye göre yapıyorsunuz? Yani siz kendinizle çelişiyorsunuz. Hem enflasyon %36 olacak, hem sizin yeniden değerlemeniz %58-59 olacak. Şimdi memura geçen sene kök ücret dolayı %30, %25, %30 zam mı alamayan emekliler var. Yani bir yıldır aynı maaşı alan emekliler var. Şimdi size bu idare etme şekline baktığınızda 2024 için bir umut var mı içinizde? Benim yok. Hala insanlar gidiyorlar. Geçen işte yılbaşından önce gördüm. Sirkeci'de Nimet ablanın orada bir umut, ya bir umut. Adam gidiyor, bir umut. Bir milli piyango bileti alıyor. Şimdi baktığımızda Nimet ablanın orada insanlar toplanıyor. Bir umut bilet alıyor. O da bir umut ve insanların bu şeylerini bile elinden aldılar. O bilet aldıktan sonra bir hayal vardır ya, 3 gün oğlanı eve alacağım, kızı evlendireceğim. Bir, o hayallerini bile ellerinden aldılar insanların. Ve şu anda geçen haftalarda pardon, borsadan 750 bin kişi kaçtı tam. Arkasına bakmadan, kimisi ayakkabısının tekini bırakarak. Adamlar koşa koşa kaçtı. Neden? Çünkü manipülatif bir yükseliş. Bir keyif, böyle bir ne diyorlar, saadet zinciri gibi, böyle bir saman alevi gibi birkaç kişinin para kazandığı, bir güruhun bir anda para kazandığı, diğerlerinin de biz bunlar para kazanıyorsa biz de kazanırız diye arkalarından gittiği bir yapı. Uyardık buradan, aylarca uyardık, dedik yapmayın, etmeyin. Borsaya böyle bodoslamadan girmeyin. Ama eski bakanlardan teşvik edenler de oldu. Geçen sene Nebati, Nurettin Nebati dedi ki insanları bir sene önce borsaya angaje etti. Girin dedi borsaya, bakın nasıl para kazanacaksınız. Aynı Nebati, dolar 14 lirayken merak etmeyin, Türk lirası daha ne kadar değer kaybedebilir dedi. Aynı Nebati. Hani tip olarak da aynı, isim olarak da aynı, şeklen de aynı, gözün ışığı da aynı. Hepsi aynı Nebati.
14'te dedi ki daha ne kadar dedi Türk lirası değer kaybedebilir dedi. Şu anda 30. Ben her programda bunu üstüne basa basa söylüyorum. Dolar 40-45'i görmeden, faiz 65-70'e dayanmadan Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmez. Bunu aylardan beri söylüyorum. Ama evet. 55 bin metrekare yol giden Mehmet Şimşek bir şekilde hala içinde bir umutla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi ekonomimize yön veren insanlar zaten Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan biliyorsunuz. Bir de Sadık Bey. Evet Sadık abi. Sadık abimiz çok önemli. Başımızın tacı. Ekonomi ve verilerimizi ondan alıyoruz. Enişte vardı şimdi. Sadık abi terfi etmiş oraya. Artık Sadık abi. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün emeklilere yapılan zulmün, yapılan zulüm diyorum ben. Bir senedir aynı maaşlı insanları idare ettirmek zulümdür. Şimdi siz kalkacaksınız diyeceksiniz ki biz planlanan enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Onun için de %36 zam veriyoruz diyeceksiniz. Ve bu şekilde ayakta tedavi edeceksiniz insanları. Ya bu insanlar... Onur Bey 37,5 olarak açıkladılar yani gerçekleşen enflasyonu ama peki hiç üstüne de refah payı falan da koymayacaklar mıdır? Gerçekten böyle mi verecekler? Çünkü herkesin gözü kulağı yani 3 de fazla olabilir mi? %5 de fazla olabilir miye getirdiler insanları maalesef. Şimdi şöyle yani bugün baktığımızda ne verirse verirsin Mehmet Şimşek en sonunda çıkar. Der ki böyle bir şey yapıyoruz. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı çıkar. Benden 2 puan da ben veriyorum. 3 puan da ben veriyorum. Çünkü hepsi büyük bir jest yapıyorlar. Büyük bir bahşediyorlar. Zaten hakkımız olan bir şeyi bahşeder gibi söylüyorlar ya. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Asgari ücret açıklandı ya. Asgari ücret açıklandığında şuradan pay biçin. Kayda değer bir şey olduğu zaman Cumhurbaşkanı açıklar. Kesinlikle. Eğer bir bakan açıklama yapıyorsa anlayın ki gerçekten ses getirecek bir şey değildir onlar açısından. Algı yapamazsınız yani sözünüzü. Onun için de ben buradan emeklilere sesleniyorum. Boşu boşuna pardon büyük hayaller içine girmeyin. Şu olacak bu olacak hayallerinin peşine gitmeyin. Çünkü bu ekonomi yönetiminin sizi zerre kadar düşündüğü yok. Sizi bir yük olarak görüyorlar. Sizi enflasyon yapan enflasyona sebep olan bir yük olarak görüyorlar. Ve bu yükte de sizler yerel seçimlere kadar onlar tarafından bir şekilde el üstünde tutuluyormuş gibi yapılmaya devam edilecek. O saatten sonra yani yerel seçimlerin bitmesinin arkasından yaşayacağımız sıkıntıları herkes görecek. Buradan altını kalın kalın çiziyorum. 1 Nisan itibariyle şaka gibi şeyler gelecek. Yüklemeler gelecek. Hele ki AKP eğer İstanbul'u kazanamazsa ki benim hiç böyle bir şeyim yok AKP'nin alabileceğini hiç düşünmüyorum İstanbul'u. Kazanamazsa eğer o zaman insanları daha da boğacaklar. Yani neresinden bakarsanız bakın 2024 senesinde tatsız tuzsuz bir dönem bizi bekliyor. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını izledim. Spor olaylarına değindi. Turizmdeki olası bir başarısızlığı işte o günkü çekilen takımlara bağladı. Ve onları destekleyen güruha bağladı. Şimdi bakıyorsunuz bu ülkede iyi olan her şeyin sebebi AKP, olmayan her şeyin sebebi millet. Evet. Yani acı acı onlar yerler, tatlı tatlı onlar yerler, acı acı biz öderiz. Onlar her şeyin en doğrusunu yaparlar. Eğer yanlış giden bir şey varsa bunu yapan millettir. Sebep olan millettir. Şimdi tekrardan bir ele alalım. Dolar. İnsanlar diyorlar ki dolar nereye gidecek? Bakın bugün doları %36'lık, %37'lik enflasyon oranında bile artırsanız 40'a geliyor. 40'a geliyor. Bugün siz 40'ın altında dolar zaten adil değerinde olmadığı için siz yabancı yatırımcıyı çekemezsiniz. Çünkü bu kur riskini almaz yabancı yatırımcı. Gelip de buraya 29'dan parasını getirip ondan sonra böyle elinde kabak çekirdeğiyle
doların böyle saniye saniye yükselmesini, 40 olmasını beklemez. Evet, artı bize gerekli olan şey dış borç değil. Bize gerekli olan şey swap değil. Bize gerekli olan şey tefeci borcu değil. Bize gerekli olan şey ülkemize katma değer katacak yatırımcı. Önümüzdeki zamanlara gerçekten Türkiye'de pragmatik çözümler üretmemize yardımcı olacak yatırımcı. Bugün birçok ünlü marka Türkiye'den çıktı. Onların çıkışının akabinde siz diyorsunuz ki yatırımcılar gelecek. Madem yerli markalar gelecek, bile çıkıyor. Bunlar nereye gidiyor o zaman? Ya madem yatırımcılar gelecek, bunlar nereye gidiyor o zaman? Yani neden otomobil fabrikalarından vazgeçiyorlar? Neden elektrikli araçların akü fabrikalarından vazgeçiyorlar? Neden ülkeye bu kadar katma değer katabilecek olan çalışmalara bir katkıda bulunmak yerine biz bu projenin içinde yokuz diyorlar? Veya şunu sorayım. Sizin sermaye artırımı beklediğiniz bankaların hangisi 3 senedir sermaye artırımı yapmış? Yapmıyorlar. Kalkıp da bir İngiliz bankasının sermaye artırımı yapmadığı bir ülkeye bir İngiliz para mı getirecek? Yani La Fontaine'den masallar bile bana daha gerçekçi geliyor artık. Alice Harikalar Diyarı'nda daha gerçekçi geliyor. Bu demek ne oluyor olursa, ki 24'te masal dinlemeye devam edeceğiz diyorsunuz. Zaten yani. 2000, ben daha önce bunu geçen haftaki programda da söyledim. Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi 71, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi 38, Diyanet'in bütçesi %93 ise eğer siz teknoloji ağırlıklı sanayi değil, 2024 senesinde şükretmeye yönelik bir siyaset yapacaksınız demektir. Kalkıp da bunu uzun uzun böyle şey yapmaya gerek yok, yorumlamaya gerek yok. Zaten belli. Ya bizim bugün sanayi teknolojisine teknolojik bir sanayiye ihtiyacımız var. Teknoloji ihraç etmeye ihtiyacımız var. Her ihracat başımızın üstüne, hep söylüyorum. Ama fanila satarak, tekstil ürünü satarak dış ticaret açığınızı kapatamazsınız. Evet. Çip üreteceksiniz. Otomobil üreteceksiniz gerçek anlamda. Bunu ülkelere ihraç edeceksiniz. Ama vidasını bile kendiniz yapacaksınız. Siz daha ekmeğin buğdayını bile dışarıdan alırken arabanın akümülatörünü, yok işte bilmem nesini kendiniz mi üreteceksiniz? Hani bunu mu söylüyorsunuz? Evet. İnsanlar diyorlar ki İHA'dan SİHA'dan hiç mi gurur duymuyorsun? Ya gurur duyuyorum da bakkala gidip al sana İHA'nın projesi, ver bana iki ekmek diyemiyorsun. Yani 20 sene sonra gelecek olan su benim bugünkü evimdeki yangını söndürmüyor. Sözün özü. Söndürmesi için bugün acil olarak bir şeyler yapılması lazım. O da günden güne artan enflasyona dur demek için, önüne geçmek için yapılması gereken ekonomik reformlardır. Hukuk reformlarıdır. Bugün itilaf halinde olan bir mahkemeler, üst düzey mahkemeler varken yabancı yatırımcı da parasını getirirken zorlanır. Der ki yarın öbür gün ben de bir itilafa düşsem ülkede, benim de gideceğim mahkemeler bu mahkemeler. Kendi içlerinde bu sıkıntıyı yaşıyorlarsa benim sorunumu acaba çözebilirler mi diye düşünür. Biz düşünmesek de onlar düşünür. Onun için de ben insanlara 2024 senesinde, bakın kur korumalı mevduattan dönen rakamlara bakın, faiz oranlarına. %65'ler, %67'ler. Yenilemeyeceklerini de açıkladılar zaten artık. Aynen öyle. Yani şimdi böyle bir faiz oranı var mı? 700 milyarımız gitmiş Ebru Hanım kur korumalı mevduata. 700 milyar lira. Ahmet amca, Hasan amca, Ayşe teyze. Bunların böyle evinde hani böyle kalan şeyi böyle saklarlar ya evlerinde. Hani hiçbir şeye ziyan etmezler. O insanların gıdım gıdım biriktirdiğini kürek kürek başka insanlara yapan, gönderen servet aktarımıdır kur korumalı mevduat. Ve bu insanlardan iki ay sonra karşılarına çıkıp diyecekler ki ey Türk milleti, sizden oy istiyoruz yerel seçimlerde. Bunu aklınıza getirin. Bunları getirin aklınıza. Kök ücretten dolayı bir yıldır zam alamamanızı aklınıza getirin. Siz evinizde bir ampul yapmazken 1100 odalı sarayı her gün ışıl ışıl yaptığınızı her 7-24 getirin.
Sizler arabanıza benzin koyamazken 25-30 arabalı eskortların yanınızdan geçtiğini, hiçbir şekilde durmadan çalıştığını aklınızdan çıkartmayın. Coğrafya kader değildir. Bakın Güney Kore, Kuzey Kore. Evet. Yani değildir. Güney Afrika, Kuzey Afrika, Ege'nin Yunanistan tarafı, bir herkes hak ettiği şekilde yönetilir. Bunu biz istiyoruz. Bunu biz istiyoruz. Kendi değerlerimize sahip çıkmazsak, ekonomik değerlerimize sahip çıksak ne olur? Önce biz kendi değerlerimize bir sahip çıkalım. Evet, çok haklısınız. Peki, zamlar demişken tabii hatırlatalım, bu akşam itibariyle hem motorine hem de benzine zam geliyor, onu da söylemiş olalım. Size de çok teşekkür ediyorum. Yine çok kıymetli görüşlerinizi paylaştınız bizimle. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese tekrar iyi seneler diliyorum. Sağ olun.